Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Kabımın ponçik hareketleri anında arkadaşlar ses getirmeye başladı. İlk olarak şöyle bir şey yazmış: 3 yıldız ve 4 yıldız eski Vision, yani sentez Vision, bir türlü ulaşamıyoruz. Bunun neden teklifi gelmiyor? Yıllardır bekliyorum tarzında bir açıklama. Bu açıklamayı görünce kendi hesabım geldi aklıma. Ya dedim, bir kendime bakayım. Şöyle bak, geleyim kendi hesabıma. 3 yıldız sahip olunmayan yıllar diyeyim. Bende de yokmuş. Bende de yokmuş. Peki 4 yıldızı var mı? Bu arada şu sağ taraf kaymıyor ya. Ulan şimdi mekanik sıkıntı var. 4 yıldızı da yok abi. Allah Allah. 3-4 yıldızı vermiyor. Direkt 6 yıldızdan giriş yapmış. Bu arada o teklifleri bir kere daha göstermiyor. Bunları da vermeli ya. Bunları ver. 300 krediye, 500 krediye ver. Ne olacak abi? Ya amaç şey değil mi arkadaşlar? Yani herhalde amaç, kabımın amacı kredi harcatmak. Yani sonuçta insanlar, evet, 4 Temmuz için aylar öncesinden hazırlık yapıyor. Bunu artık Sağır Sultan duymuş durumda. Be arkadaş, madem amacın krediyi harcatmak, sen niye olmayan 3-4 yıldızları vermiyorsun? Versene. Bak, birkaç şey daha söyleyeceğim. Hakikaten insanlar çok güzel yeri yakalıyor. Bizim çocuklar da bunları yakalıyordur ama yazacak platformları yok galiba. Bizim topluluk sayfasını yazın, ben onları okuyorum. Onlarla video bir sürü çıkartıyorum. Yazın. Kadromdaki boşluğu doldurmak için yıllardır bekliyorum, ancak yalnızca daha yüksek kademelerde, işte 6 yıldızlar falan filan geliyor diye yazmış. OG Vision'in 4 yıldız versiyonu satın alma şansını kesinlikle çok isterim. Bu başka biri mi? Aynı kişi mi? Başka birisi. Ben de çok isterim. Ya ama da böyle 3000-5000 krediye değil abi. 500 krediye, 1000 krediye. 4 yıldız şampiyon koleksiyonu tamamlamak için ihtiyacım olan son kişi o. Ve bu oyunu en sevdiğim yeni olduğu için toplama. Yani bir koleksiyonermiş. Bu harika olurdu. İşte kamam arkadaşlar, söylüyorum, oyundan ve oyuncudan çok kopuk olduğu için ne istediğimizi gerçekten bilmiyor. Tırık tırık teklifler ne yazık ki geliyor. Devam edelim. Mesela bir tanesi çok güzel giydirmiş kabanı. İşte kabam pazarlama okumak zorundasın. Gerçekten öyle yani, teklifleri o kadar kötü ki, bak çok güzel şey. Kan kimsenin umurunda değil. Yerine Weapon X verse yani ben kesinlikle Weapon X ver. Arkadaşlar bakın, Weapon X'i 6000 krediye verse almayacak adam tanımıyorum. 10.000 krediye verse almayacak adam az olur. Yani yarı yarıya bir anda olur. 6000 krediye almayacak adam tanımıyorum. Bir tanesi demiş ki, bunu neden yapsınlar ki? O zaman 4 Temmuz için daha az kredim olurdu demiş. Tamam mı? Ve sonra Temmuz anlaşması için birimler için gerçekten para yatırmam gerekirdi oyuna diye söylemiş. Yani olay bu aslında. Bakın yani bunlar sıradan alelade senin benim gibi oyuncular. Bu oyuncular bile artık kamama akıl veriyor, diyor ki yanlış taktik yapıyorsun. Yani pazarlama stratejileri gerçekten çok yanlış. Aşırı yanlış. Yani yeni CEO da olmadı abi. 6 yıldız kank bu arada güzel bir adım, bak onu da söyleyeyim. Yani koleksiyonlar için eyvallah, ama bir 6 yıldız sentez Vision'i 250 yıldır veriyor. Ve geçen sene yanlış hatırlamıyorsam 4000 kredi falan da onunla ilgili de bir şey yapmışlar. Yani şimdi 6000 krediye çıkarmanın alemi yok ki. Sen niye bu adamı 6000 krediye çıkartıyorsun ki abi? Aksine düşmesi lazım. Ya ben kaç senedir düşsün diye bekliyorum. Bu kadar kredi vermek istemiyorum bir 6 yıldıza ki. Ya geçen sene 6 yıldızlar daha değerliyken biz vermedik 4000-5000 kredi. Şimdi niye 6000 kredi vereyim ki? R2 atma taşı var. Ya R2 atma taşı şu anda çok bir şey değil ki. Ve sadece bunun için. Tekno R2 olsa ya derim ki, hadi Tekno R2, içinde T5'i var, S4'ü var, hadi bir şekilde götürürüm. Ama bu şekilde mesela R3 atma taşı 3500, bir Odin karşılığı arkadaş. Hatta Odin'den fazla. Yani niye vereyim ki? Genel R3'e bile kimse vermez o kadarken. Yani kesinlikle bir pazarlama yeteceği. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. Şurada Sentez Vision yerine Weapon X olsaydı, kırmızı Deadpool olsaydı, soruyorum ben size, 6 yıldız için 5-6 bin kredi verir miydiniz abi? Buyurun yazın abi ya. 5-6 bin krediyi ben verirdim. Ya Weapon X için verirdim abi. Yani bak mesela şeyi düşünmüyorum. Yani gidip geliyorum en azından, ama ya 4 Temmuz'da R4 eşyası verirse para yatırmam. Yani R4'e ihtiyacım benim artım yok. Artık yok. Ama şöyle bir Weapon X koysa veya oraya 4 Temmuz'da bir Weapon X koysa abi, o zaman veririm. Sırf keyfime veririm. Zaten bu benim hobim. Hobime de para yatırıyorum. Beni böyle cezbedersin. Yoksa R4'e benim artık ihtiyacım yok. Allah nasip ederse Çarşamba günü atıyoruz arkadaşlar. Çarşamba akşamı 5. R4'ü atıyoruz. Bu saatten sonra yani atacağım R4'ün bana
Hop mikrofonu düşüyor. Ekstra bir faydası yok ki. Yani ne var? İşte sevdiğim başka bir Ro'yu yükseltebilirim. Ama ekstra bir faydası yok. Yani R3 ile R4 arasında %20'lik bir fark var. O da inanın hiç önemli değil. Yani benim 5000 TL'mden değerli değil. Onu söyleyeyim. Bir asgari sırf sadece odunlardan bahsediyorum. O bile 5000'den fazla. 17, 34, 44, 51, 52, 5200, 5300, 5500 TL'de. Beni cezbet ki ben sana para vereyim abi. Sen bana 250 yıldır Synthes Vision gönderiyorsun. Mesela buradaki Kang. Yani hacı koleksiyonlar için eyvallah ama Kang'ın bir numarası yok ki. Apokalipsis Sinersi Ozan birazcık vuruyor da ya oyuna bir müdahalesi yok. Mesela kırmızı Deadpool, o 5 para etmeyen Deadpool sürekli iyileşir. O iyileşmeli yerlerde kullanırsın, en azından ölmez, dayanırsın dersin falan. Ona var ya millet var ya malını mülkünü, donunu domanını, böbreğini, satanını bile görebilirdiniz. Gerçekten de buradaki cümle arkadaşlar çok doğru. Gerçekten çok doğru. Kabamın kesinlikle pazarlama okuması lazım abi. Kesinlikle pazarlama okuması lazım. Çok çok tatlı yani amaç dediğim gibi. Yani sonuçta insanlara para harcatmaksa harcat abi. Ver 6 yıldız Weapon X'i abi korkma ver. Yani hediye kristallerinde bir sonrakine de Maestro eklersin. Maestro da çok bir numara değil. Yani bırak Maestro'yu ver. Çok önemli değil yani bunlar. Anlatabiliyor muyum acaba? Yani mevzuya uyanamamışlar. Hakikaten de kesinlikle pazarlama okumak zorundalar. Yani yalap şalap iş. Abi nasıl yönetiyorlar bunlar ya? Neyse. Arkadaşlar böyle bir ekran görüntüsü var. Oyuna girişle ilgili. Bununla ilgili de ufaktan bir şey söyleyeyim. Karşınıza gelir, kafanıza falan takılır diye gösteriyorum. Bunun için iki tane yorum var arkadaşlar. Bir tanesi gerçek değil. İşte biri Photoshop'la eklemekle falan yapmış ki ufaktan da birazcık oynama var gibi. Mesela yazılar arasında biraz fark var arkadaşlar. Bir diğer mevzu da Çin serverıydı. Çin serverı falan deniyor. Burada Çin Min falan yazmışlar şu yukarıda. Hani Çin serverında böyle tarzında bir şey var. Çin serverında böyle mi bilmiyorum ama her ikisi içinde bir mevzu var. Aklınızda olsun çok üzerinde durmayacağım. Bu çok güzel bir yere parmak basmış. Ben bunu her yayında söylüyorum arkadaşlar. 7. sahne itibariyle ne yazık ki karolar padişah fermanı gibi. Hep söylüyorum. Okuyorum okuyorum unutuyorum abi. Okuyorum okuyorum. Da 250 bin kere oynamışım. Ha ben yaşlandım arkadaş. Yani her defasında 2 sayfa 3 sayfa kara okuyorum. Buradaki biri demiş ki her dövüşe 2 sayfa düğüm okumak gülünç hale geliyor. Bir oyun mu oynuyorum yoksa ara sınav için mi çalışıyorum? Hadi kaban bizi oyuna geri götür. Bu yüzden buradayız. Kesinlikle çoktur. Bunu can bir dövüşün 3-4-5 sayfa düğüm yeterli olacak. Kısa kısa yazacak. Abi kusura bakmayın da bu kadar uzun olmayacak. Ya bir tanesi demiş ki düğünler yoksa dövüşler çok daha kolay. İşte bak bu mesela bunu yazan hangi gündü ise bizim böyle Türkiye'de de böyle bir her şeye muhalefet olma çabasında olan insanlar olur ya böyle sadece oyundan bahsetmiyorum. Hayatın genelinden bahsedeyim. Bir şeylere böyle muhalefet olma sırf böyle muhalefet olmuş. Adam dememiş ki düğümler olmasın diye. Düğümler olmasın diye bir şey dememiş burada. Öteki de hemen adam size demiş ki düğüm yok demedim lafıma laf atmayı bırakın. Liste saçmalıyorum. Çok da doğru söylemiş. Bak mesela bu adamın kafası ben olsam kabamın yerinde vallahi billahi forumları takip ederim. Böyle akıllıca insanları yorumlarını daha değerli yaparım abi. Yani takip ederim sonuçta bu adam burada demiş ki yahu düğümler çok fazla oku oku bitmiyor kardeşim demiş. Adam da şunu söylüyor ben bu oyunu oynamayı seviyorum ama düğümler beni baydırıyor kardeşim. Aa ama ben kabam olsam derim ki yahu bu eleman böyle söylüyor. Demek ki oyunu seven bir arkadaş oynamak istiyor. Bayıyor. Bizim bu açıklamaları daraltmamız lazım. Daha kısa kelimeler, daha kısa kelimelerle cümlelerle bunu anlatmamız lazım. Veyahut da daha kısa cümlelerle anlatabileceğimiz karalar getirmemiz lazım. Gibi mantık. Bak bu tarz insanlar zeki insanlar. Bu tarz insanlar insanları, firmaları, kurumları, kuruluşları güçlendirir, geliştirir, akıllı hale getirir abi. Çok akıllıca yazmış bu çocuk. Helal olsun. Good boy. Good boy. Platinum Pool'la ilgili de arkadaşlar bugün bir ufaktan değinmiştim ama bir daha değinmek istiyorum. Platinum Pool parçaları eksik kaldı ya tamamlayamadım. 6 yıldız bir tane dalgası kaldı başka bir şey kalmadı. Burada bir tanesi çok güzel bir şey söylemiş. Bunu sürekli dillendirsek şey, ne demiş? Belki yeterince şikayetsek bize istediğimizi vermenin akılcı olan anlamlar. Arkadaşlar bakın az evvel söylediğim şeyin aynısı. Yine insanlar oyuna tutunmak istiyor. Oyundaki eksiklerini tamamlamak istiyor. Yani oyun içi bir şeyler yapmak istiyor. Versene Platinum Pool aranası. Ver abi Platinum Pool aranası var. Platinum Pool parçası için görev ver. Yani insanlar oynamak istiyor abi bu oyunu. İşte bunları
takip edeceksiniz. Dediğim gibi sadece oyun içi değil. Bunu siz hayatınızda da düşünün. Bir iş yeri sahibisinizdir. Müşteriniz size bir şikayette bulunmuşsa, demişse ki ya bu ne, bunun niye böyle bir şey yok dediği anda ben zaten bunu kullanmak istiyorum arkadaş. Buna böyle bir şey olsa iyi olur demenin başka bir versiyonudur. Bak Platinum Pool güzel bir şey. Çok mantıklı bir şey söylemişler. Yine bu düğümlerle ilgili olan kısım çok mantıklı. Kavamın pazarlama okuması. Okumasın ya, buradaki oyuncuları takip etsin yeter. Bence çok çok mantıklı şeyler. Bu da neymiş? Evet arkadaşlar, ilk başta az evvel söylediğim şey 6 yıldız Vision 4K krediymiş daha önce. Bu sefer 6K'ya gelmiş. Ne demişler? Sanırım bugünlerde yarışma bile enflasyona tabi. Bak bu güzel. Bu arada arkadaşlar evet, memleketteki ekonomik durum çok hoş değil ama yani şunu da göz önünde bulun, yeri gelmişse bütün dünyada şu anda sıkıntı var. Dünyanın alayını gondikli var. Dur bakalım diğer dünya düzeni nasıl olacak? Düşük görüş sadece daha pahalı hale geldi. Yani onu uyandırmak için 12 bin kredi, ardından Rayo'ya götürmek 3 bin kredi daha. Ah kaban benzin zamlarının takibi aldı. Yani sadece kredi fiyatları artmıyor. Aynı zamanda tekliflerin de fiyatı artıyor arkadaşlar. Kabam da bu durumdan oldukça etkilenmiş gibi gözüküyor. Sizin de aklınıza gelen bu tarz güzel projeler varsa yazın, dinlendirelim arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.